Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün bir sualin cevabını hep beraber irdeleyelim inşallah. Sual şu, biz Allah'ı niçin göremiyoruz? Evet, aslına bakacak olursak insanın göremediği o kadar çok şey var ki. Mesela eğer bir kabın içerisine yerleştirseniz insanlar ne kadar çok şey, ne görüyorlar, ne kadar çok şey göremiyorlar. Belki görebildiği milyonda anca dörttür. Belki milyonda dört bile olamayabilir tabii ki. Mesela örnek verelim. Galaksiler var ve mevcut fakat biz galaksileri göremiyoruz. Birçok yıldızlar var, biz bunları göremiyoruz. Mikroplar var, mikropları göremiyoruz. Bakterileri göremiyoruz. Ama bunların varlığından haberdarız. Bunların iş gördüğünden haberdarız. Hücrelerimiz var, hücreyi göremiyoruz. Elektrik var, elektrik akımı var fakat biz bunu müşahede edemiyoruz. Enerji denilen şeyler var, enerji denilen bir şey var ve biz enerjiyi görüp ihata edemiyoruz. Ama bunların hepsinin varlığından haberdarız. Mesela bundan bilmem kaç sene önce, belki şu kadar 1000 sene önce insanlara mikrop var deseniz inanmazlardı. Mikroskop bulunduktan sonra mikroskopla baktırdığınız zaman var diyecekler. Aynı şekilde de buna benzer şekilde de makro aleme ait işte belki galaksilerden bahsetseydiniz, hayır biz sadece dünyanın varlığını, güneş ve ayı biliyoruz diyeceklerdi. Ama galaksileri anlamayacaklardı. Ama galaksiler vardı ve mevcuttu yani. Şimdi baktığımız zaman insanın görebilme yetisi zaten çok zayıf. Mesela dişimizin altında binlerce, milyonlarca mikrop iş yapmakta. Fakat ne biz onları görebiliyoruz ne de onlar bizi görebiliyor. Çünkü bizim gözümüzdeki frekans onları görmeye müsait değil, alıcıları ona açık değil. Onlara verilen göz cihazatı da var ise bizi görmeye müsait değil. Ama biz bunların varlığından haberdarız. Mesela hücrelerimizde birçok işlem var. Biz hücrelerimizdeki bu işlemleri görüp bilemiyoruz. Ama araştırıp bir takım incelemeler yapıp, deneyler yapıp bu inceleme, bu işlemlerin, bu fiillerin varlığından haberdar oluyoruz. Varlığından haberdar oluyoruz. Birçok sesi, yani kainattaki birçok yıldızın, gezegenin tarrakalar koparan sesleri var fakat biz bunların hiçbirisini duymuyoruz. Bazı etrafımızda nurani varlıklar var. Biz bunları da göremiyoruz. Yani ama baktığımız zaman bunların hepsi hayat içerisinde mevcut. Şimdi biraz okuyarak cevaplandıralım. Görme ihata meselesidir. Mesela insanın vücudunda mikroplar var. Hatta bir dişin dibinde belki birkaç milyon bakteri bulunur. Bunlar kendi ellerindeki imkan ve edevatla insanın dişini yontmaya, yıpratmaya, aşındırmaya çalışır. Halbuki insan ne bunların gürültüsünü duyar ne de mevcudiyetlerinden haberdardır. Onlar da tamamıyla insanı göremez, hele katiyen ihata edemezler. Mikro alemdeki bu misale benzer bir misal de makro alemden arz edelim. Mesela büyük bir teleskobun başında oturduğunuzu düşünelim. Bu teleskop ışık yılıyla 4 milyar sene ötesini gösteriyor. Yine de bütün kainat ve mekanlar hakkında bilgimiz deryada katre, belki sadece o teleskopla gördüğümüz saha hakkında bulanık faraziyeler nev'inden bir kısım malumata sahip olabiliyoruz. Görülüyor ki elimizde mikroskop veya X ışınları mikro varlıklar karşısında ihatasızlık içinde olduğumuz gibi makro alemde de aynı ihatasızlık içinde bulunuyor. Yani elimizdeki alet ve edevat mikro alemi de makro alemi de göstermeye ve görmeye yeterli değil. Şimdi Allah'ı düşünelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın kürsüsüne nispeten bütün kevni mekanlar çöle atılmış bir halka gibidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri emir ve iradesini bu arş ve kürsiden tenfiz ve hükmünü orada icra ediyor. Şimdi kainatlara nispeten mikroskobik bir hüviyette olan sizlerin bütün kevni mekanları anlayabilme iddianız nasıl doğru olabilir? Bu iddia nasıl doğru olabilir? Biz kainatın sınırını bile göremiyoruz ki kainatlar Cenab-ı Hakk'ın kürsisinin yanında çöle atılmış bir halka gibi.
Kürsisi arşına nispeten çöle atılmış bir halka gibi. Biz kainatın sınırını göremiyoruz. Kainatın içindeki varlıkları göremiyorken kainatları yaratan Rabbimizi nasıl görebilelim? Rabbimizin emirlerini vaaz buyurduğu arş ve kürsiyi göremiyorken Rabbimizi nasıl görebilelim? İşte ayet-i kerimede diyor ki onu gözler ihata edemez, o ise bütün gözleri ihata eder. Rabbimiz her şeyi görür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar sahabe efendilerimiz, Rabbini gördün mü diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. O bir nurdur. Allah'ın hicabı nurdur. Netice olarak diyebiliriz ki Allah görülemez çünkü hicabı nurdur. Siz görseniz görseniz nur görürsünüz. Mesela nefs-i emmare sırrını aşmaya çalıştığınız zaman kızıl, nefs-i levvameye geldiğinizde yeşil, sonraki seviyelerde ise renksiz nurlar müşahede edersiniz. Bu da ehlullahın keşfi. Bir fikir verebilmek için mevzuya bu renklerle girdim, arz etmeye çalıştım. Binaenaleyh sizin de göreceğiniz sadece Allah'ın nurunun gölgesinin gölgesinin gölgesinden ibaret olabilecektir. Yani kalp ve vicdanımız açılsa, kalp ve vicdanımızla görebileceğimiz şey sadece Rabbimizin varlığının gölgesinin gölgesinin gölgesindeki nuru görebiliriz. İbrahim Hakkı Hazretleri buyuruyor, diyor ki bulunmaz Rabbimin zıttı ve niddi misli alemde ve suretten münezzehtir, mukaddestir Teala'mla. Şimdi Rabbimizin bir benzeri yok. Mesela benim bir yazma oyaladığımı düşünün. Oyaladığım yazmanın oyasının da bir ilmi ve kendinden haberdarlığı olsun. Düşünüyor, diyor ki aklı olsun. Düşünüyor, diyor ki acaba benim sahibim benim gibi iplikten mi? Acaba hangi iplikten? İpekten mi? Başka bir pamuktan mı? Düşünüyor, acaba sarı renkli mi, yeşil renkli mi, kırmızı renkli mi? Acaba gül deseninde mi veya bir bülbül deseninde mi? Yazmanın oyası bunu düşünüyor. Ama benim varlığımla onun arasında hiç böyle bir benzerlik yok. Benim oyaladığım bir oya bile, benim yaptığım bir oya bile bana benzemiyor, ben ona benzemiyorum. Şimdi bir biblo düşünüyor, aklı olduğunu düşünelim, düşünüyor. Diyor ki, acaba kireçten mi veya demirden mi? Ben ne kireçtenim ne de demirdenim. Benim kendi kıstaslarımla Rabbimi bilmem mümkün değil, imkansız. Ben Rabbimi bilemem. Aynen benim yaptığım bir eserin beni bilemeyeceği gibi. Bir kek yaptığımızı düşünün. Acaba beni yapan tatlı mı, tuzlu mu? Undan mı, yağdan mı? Ne undanım ne de yağdanım baktığımız zaman. Yaratılmış olan bizlerin bile yaptığı eserler bize benzemiyor. Rabbimizi kendimizle hiçbir şekilde kıyas edemeyiz. Çünkü Rabbimizin ne zıttı vardır ne de niddi vardır. Bir de bu meseleyi fizik açısından ele alalım. Acaba insan şu önüne serilip teşhir edilen kevni mekanların kaçta kaçını görebiliyor? Mesela biz bütün bu kainatın ne kadarını görebiliyoruz? Görebildiğimiz milyonda 5 bile değil belki. Hani burada milyonda 5 örneği verilmiş ama belki o bile değil. Peki Rabbimizi hiçbir zaman göremeyecek miyiz? Eğer güzel bir kulluk edersek, demin de ifade edildiği gibi, dünyadayken nurunun gölgesinin gölgesinin gölgesini, nefs-i emmareyi, nefs-i levvameyi, nefs-i mutmainneyi açtıkça bir şeyler müşahede edebiliriz. Nurunun gölgesinin gölgesini müşahede edebiliriz. Fakat zatını müşahede ise gerçekten mümkün değil. Bakın şöyle bağlamış. Ayat-ı tekviniye karşısında bin bir türlü kafa sancısı çekenler onu görecektir. Büyük Nebi Hazreti Musa ve Nebilerin Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi durumlarına göre mutlaka onu göreceklerdir. Diğerleri de kendi çaplarına göre. Burada araştırma, tefekkür etme hususuna büyük bir teşvik vardır. Ahirette bey ve sultan olmak isteyenler dünyada kafa ve kalp yapılarını yenilemeye çalışacak, daha doğrusu orada fikren ve ruhen yükselmiş kimselere yakışır şekilde Allah'ı görmek ve duymak için burada kalp ve ruhlarını yaşayacak, himmetlerini âli tutacaklar. Rabbimizi görmek istiyorsak ahirete hazırlık yapmamız gerekiyor ki o bize cemalini göstersin. Fakat gördüğümüz cemalullah da
gölgelerden geçmiş olacak. Yani onu ihata mümkün olmadığı için. Çünkü sonsuz bir zata yolculuk da sonsuzdur. Her bir defasında Cemalullah'ı daha derin duyacağız. Ama tam ihata etmemiz mümkün değil. İbrahim Hakkı diyor ki, sığmam dedi Hak arzu semaya, kenzen bilindi dil madeninden. Biz onu gönüllerimizin gözüyle görüyoruz, biliyoruz. Varlığıyla tanıyoruz. Mesela bakıyoruz sayısız çiçeklerin üzerine vurduğu sanat mühründen anlıyoruz ki o ihata edilemez. İşte bütün varlığa koyduğu ilim mühründen anlıyoruz ki Rabbimiz ihata edilemez. Cihanlar azameti yanında zerreler kadar dahi olmayan o yüce varlık ne kadar lütufkardır. Her şeyin doğrusunu o bilir. Bizim onu görebilmemiz, duyabilmemiz için önce kalbimize yönelmemiz gerekiyor. Bu gözlerle değil, kalbimizle Rabbimizi duymamız, varlığını bilmemiz gerekiyor. Rabbimiz inşallah bize ahirette cemalullahını gören, bizleri ahirette cemalullahını gören kullarından eylesin. İnşallah bu sorunun cevabını kısmen de olsa hani kafada bir takım soruların gitmesine vesile olmuştur. Arkadaşlar.